Auzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim. Suretul Beled Beled suresine geldik. Amme cüzünden devam ediyoruz. Okuyoruz hem de tecvid kaide kurallarını burada tekrar etmiş oluyoruz. Başlayalım hemen okumaya. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi Evet, burada metti munfasıl yaptık. Burada lam elif. Bu elif harfi metti. Burada da sebebi metten dik geldi. Bunlar ayrı ayrı kelimeler. Metti, munfasıl yaptık burada. Diğerinde burada ise kargale yaptık. Ukku simu bihadzal beled Durduğumuz zaman yine kargale yaparak duruyoruz. İnce bu kalın harf. Buradan geçersek şayet hareke vermemiz gerekiyor. Bihazal beladi ve ente diye devam etmemiz gerekiyor. Bakın burada da aynı şekilde geçersek harekelendirerek geçmemiz gerekiyor. Evet burada da ihva yapacağız şimdi. Sakinden sonra T gelmiş. Burada da Hillun yazıyor bakın. Tenvinden sonra B harfi gelmiş. Burada da iklap yapıyoruz. Yani bu tenvinin sonundaki nunu mime çeviriyoruz. Hil, bi böyle okuyoruz. Bir de ne demiştik? Böyle şeddeli harflerde ötreli olunca dudağımızı hemen ileriye ittiriyoruz. Haylum bi. Bu şekilde okuyacağız. Okuyalım önce. Ve ente bi hazal belad. Yine kargala yaptık. Ve validi ve ma veled. Burada da idgam Gurne yapıyoruz. İki esreden sonra vav wow geldiği için bir daha okuyalım. Ve ve ma Yine gargale yaptık. Bakın hepsinin sonu dal ile bitiyor. Dal harfi ile. Ve buralarda gargale yapıyoruz. Burada da yine aynı şekilde dal geldiği için gargale yapacağız. Başka bakalım. Burada ihfa yapacağız burada insâne derken yine soru yine dal harfiyle bitiyor. Bunu da okuyalım bu ayeti kerimeyi. لَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍ Bir daha okuyalım. لَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍ fark ettiyseniz şurada da ne yaptık? Şurada da kaf harfi geldiği için hala o kırıltıları güzel okuyalım. Kalın harf o nel burada da galgale yaptık. Evet. Devam edelim. Şöyle evet yukarı almış olalım. Evet. Eyy hesabu elley kadira alayhi Burayı inceleyelim şimdi bu ayeti. Eyy hesabu ötrede dudağımız ileride olsun. Eyy hesabu el. El andemedik. sonra lam geldi. İdgan bilagun ne yapıyoruz burada? eliyye burada da idgam me'al gunne yaptık. Burada y harfi geldi. Sakin sonra lam gelince idgam bila gunne oldu. Sakin sonra y gelince idgam me'al gunne oldu. Farkı ne bunların ikisinin arasındaki fark? Bunu gunnesiz kattık. Bunu da gunne ile kattık. Artık bunları yani tecvid kaidelerini, kurallarını öğrendiysek bu ince ayrımlara da dikkat edelim. Mesela gunne genizden ses getirmek demekti. Burada şimdi gunnesiz nasıl katıyoruz bakın. Elle. Elle. Peki gunneli nasıl katılır? Diyelim ki gunneli mi katıyoruz, gunnesiz mi? E, bunu katarken burnunuzu kapatın. Eğer seste bir değişiklik varsa o zaman anlarsınız yanlış okuduğunuzu. Mesela şimdi tatbik edin. Bunu kattığınızda burnunuzu kapatarak okuyun. Şimdi ben size yapayım onu bakın. Şu anda mesela burnumu kapatarak elle diyeceğim. Eğer seste bir değişme olursa yapamıyorum demektir el el bu şekilde yapacaksınız. Mesela el dediğiniz zaman burnunuzu kapatın. Seste şöyle bir değişiklik varsa bakın. el böyle oluyorsa demek ki gunneli yapıyorsunuz. Katmayı yanlış oluyor demektir. Bu bilgiyi birçok yerde bulamazsınız. Ben de bunu uzun zaman sonra öğrendim. Yani Acaba bunu nasıl tespit edeceğiz? Gunneli katıp katmadığımızı. Bir hoca efendi, e, işte talim tecvid üzerine bir üstad, Abdurrahman Gürses hocanın talebelerinden o söylemişti. Onun için bu e, önemli bir ayrıntı. Peki burada nasıl oldu? Burada gunneli kattık. Burada nasıl yapıyoruz? Len demiyoruz. Leyye. Leyye burada gunne var ama burada yok, lambda yok. Herhalde anlamışsınızdır. Bunu kendiniz uygulamasını yapın. Doğru mu yapıyorsunuz? Veyahut da gunneli mi yanlışlık da burada mesela bila gunne dediğimiz. Onun testini bu şekilde yapabilirsiniz. Devam edelim buradan. Elleyya aleyhi ehad. Yine gargara yaptık. Bakın iki ötreli yerlerde de cezimleyerek duruyoruz. Dikkat ettiyseniz iki de olsa yine cezimleniyor. Bir tek iki üstün geldiği zaman uzatarak duruyoruz. mesela burada iki üstün olsaydı ehada de bu şekilde durmamız gerekirdi. Yequlu ehlentü malalbada. Bakın burada geldi iki üstün. Nasıl durduk? Lübedede. İnce harf olduğu için biraz kalınlaşacak. Çok kalın değil. Bir elif uzatarak duruyoruz. Bu gibi yerlerde. Bir daha okuyalım bu ayeti. Yekulu ehlenk tümelellübede. Buraya bakalım. Şu H'leri güzel okuyalım. E, eh, e. Eh. Mahreç yeri neresi bu H harfinin? boğazımızın boğazımız diyelim şurası boğazımızın göğüse bitiştiği en alt kısmından çıkıyor H. Bir de bu harf de aynı şekilde E, e ile H aynı yerden çıkıyor boğazın göğüse bitiştiği en alt kısımdan fakat orta kısmından boğazın H harfimiz çıkıyor bu. E, H, H. Bu mahreş yerlerine dikkat edersek harfleri güzel telaffuz ederiz. Yaqulu ahlak tu malan Burada da malan demedik. Yine burada idgam bilagunna yaptık. Tenvinden sonra lam harfi geldiği için. Malan lubada. Eyahsabu en lam yarahu ahad. Bakalım yine burada e el elle yine idgam bilagunne yaptık. Ellem yarahu derken hu zamirini uzatıyoruz. Hem de mettim unfasıl olarak burayı dört elif miktarı uzatıyoruz. Niye? Çünkü burada gizli bir harfi metten vav var. Sonra da sebebi metten bakın dik hemzemiz var. Son kez okuyorum bu ayeti kerimeyi. Diğer sayfaya geçeceğiz. E yehsebu ellem yarahu ahad Elem nece'allehu aynayn Durursak Burada meddiliğin yapıyoruz. Meddiliğin harfi kaç tane de? İki tane. Biri vav, wow, vav wow harfimiz. Diğeri de y harfimiz. Sakin olacak, buradaki gibi yani sükun cezimli olacak. Kendisinden önceki harfinde böyle üstün olması şart. Meddiliğin olması için. Bir diğeri de ondan sonra da burada tekrar bir sükun olması gerekiyor. Buradaki sükun arizi bir sükun. Yani durmamız gerekiyor ki o zaman şu Y'yi uzatalım. Nasıl okuyoruz? Ayneyn Y'yi uzatıyoruz. Geçersek buradan o zaman uzatma ortadan kalkıyor. Nasıl geçiyoruz? Ayneyni ve lisane ve şefeteyn. Aynı şekilde burada da burada da metdiliğin var. Burada da aynı şekilde met var. Demek ki geçersek harekeyi veririz. O zaman uzatma ortadan kalkıyor. Durduğumuz zaman met oluyor. Bir daha okuyorum bu ayeti. Elem Burada ne yaptık? Nec'i gargale yaptık cim harfi. Elm <laughs> nec'allahu zamirini bir elif miktarı uzattık çünkü bu zamirlen kendisinden önceki harfin harekesi olunca zamir uzatılırdı onun için uzattık. Evet buradan devam edelim. Velisanau ve şeftein. Velisanau idgam ne yaptık? ولسانا وشفتين Yine met dilin yaparak duruyoruz. Y harfi geldiği için. Ve hedeynâhun necdeyn. Bir daha okuyalım. Ve hedeynâhun necdeyn. Burada ne var? Burada hemen bu zamir bağlıyoruz. Buradaki nun harfini şeddeliyoruz. Hedeyne hün bir de tutuyoruz. Gunneli okuyoruz. Nun harfini özellikle. Sonra burada gargale yapıyoruz. Cim harfi geldiği için. Ve hedeyne hün necdeyn. Bu şekilde okuduk. Şimdi burada gargale yapacağız yine. Buradaki uzatmadan hemen bu lamı, şuradaki lamı mukaf harfine galgale yaparak okuyoruz. Felaqo <fijen> tahamel aqabe. Bakın H diye durduk. Bir daha okuyorum. Felaqo <fijen> tahamel aqabe. Son kez okuyayım. Felaqo <fijen> tahamel aqabe. Ayınlarda boğazımızı sıkıyoruz. Ayın harfi de boğazın orta kısmından çıkıyor. Sıkalım boğazımızı. A, a bu şekilde. Evet devam ediyoruz. Ve ma kemel aqab. Burada metni munfasıl yaptık. Burada gargara yaptık. Dal harfimiz. Edra kemal hemen M'yi uzatmadık. harfimet far elif. Ama cezimli bakın lama bağlamamız gerekiyor. Mel hemen bağlıyoruz. Mel akabe. Mel akabe. Yine H olarak en sonunda durunca H olarak duruyoruz. Fekü fe Fekü. Dudağımız geç kalmasın şeddeli demiştik ki ötreli harfler böyle şeddeli gelince hemen dudağımızı ileri atalım. Fekkürakabe son kez okuyayım. Fekkürakabe ev id'amun fi yevmin Bakalım burada da gargara yaptık. Kalın olacak. Bakın okuyorum. İdo. İdo. Böyle okumaya çalışın. Harflerin mahreç yerine... Bakın bu harf olsun. Kaf olsun. Do harfi bu harf olsun. Veya dal harfi. Hangi harf? Bu mesela. Veya cim geçti. Onu da gösterelim. Cim neredeydi? Mesela burada. Bu harflerin mahreç yerlerine vurup çekiyoruz. İdo id'amun burada da ihfa yaptık Teniminden sonra f harfi geldiği için fi fiylmin burada da ihfa yapıyoruz Teniminden sonra z harfimiz gelmiş yevmin zi harfi de zor telaffuzu bu, bu harfi de boğazın en üstünden çıkıyor. Mes, ben. Yine h olarak duruyoruz. Son kez okuyayım bu ayeti. İd'amun fi yevmin zi mes, Bunda pertek okumayı unutmayın. Zi, zi uzatıyoruz harfi met var. Metti tabi oldu. Evet. Yettimemen zemekora ben Yetimemen iffa yapıyoruz burada tenimiinden sonra yine zel harfi geldi. Yettimeen zemekora ben meko Burada da yine kalgale yapıyoruz. Meko Ev miskinen ve metrabe Ev miskinen derken Bakın tenvinden sonra yine zel harfi geldi. İhfa yaptık. Ev miskinen zemet metrabe Zemet rabe. Burada yine bunu artık öğrendik. H olarak duruyoruz. Metrabe. Summaka minellezina amanu ve Burada diyelim ki nefesimiz bitti. Nasıl duracağız? Ve tevsal. Böyle durabiliriz. Bir daha okuyalım summa kana minallazina amanu ve tavassav <Sessizlik> bi'sabrin ve tavassav Evet burayı inceleyelim şimdi. Burada şeddeli mutlaka tutuyoruz ve gunneli okuyoruz ve peltek harflere dikkat. Dudağımız yine ileride ötreli ve vav wow harflerinde dudağımız ileride sümme sümme kâne minelzîne zîne yine peltek âmenû ve ve sabrî burası zor olabilir bakın bil <Sessizlik> sabrî Bil sabri şeddeli bir ince saat kalın olduğu için hemen bağlantıyı yaparken bağlarken burada iki kere okuyoruz ya birincisi böyle sakin oluyor ikincisi harekeli ya işte bu bağlarken kalın bağlıyoruz bil sabri burada da gargale yapıyoruz B harfimiz gargale harflerinden iki dudağımızı birbirine vurup çekiyoruz. Bil sabri, bil sabri, şedde de acele etmiyoruz. Bil sabri, ve tevesav bil, ve tevesav bil mer, merhamah. mer. Burada da ra'yı kalın okuyoruz çünkü kendinden önceki üstün. Bil merhamet, öyle yine duruyoruz. Evet şöyle yukarıya alalım. Ulaike ashabul meymene Ula derken la'yı ne yaptık? Uzattık dört elif. Metti muttasıl. Niye muttasıl? Çünkü bir kelime bu. Bir kelimenin içinde olunca uzatma o zaman ne oluyordu? Muttasıl bitişik demekti. Burayı dört elif la'yı uzatıyoruz. Şurada da kasır diyor. Bu burada harfimet olmasına rağmen uzatmıyoruz. Üle <laughs> bu şekilde okuyoruz. Üle ike els els. Buna da çalışın. Bakın. E ince, sat kalın. Els habul meymena. Els أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة بيردا أوكيالام والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة Buraya bakalım. Bi ayetine. Bunlara dikkat edelim. Kur'an-ı Kerim okurken de bazen buradaki harfi met bulunmaz. Burada cemisi gelmiş. A bazen e, şu e çekmez. Bir ayet diye gelir. Ama burada nasıl? E uzatıyoruz. Bi ayetine. Bi ayetine hüm derken de bakın hüm dudağımız ötrede ilerdeydi. Bu mime bağlarken dudağımızı hemen geri çekiyoruz. Buna da çalışın. Hüm 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 bu şekilde olması gerekiyor aslı. Bi ayetine hüm eshabül hemen bağlıyoruz. Eshabül meşeme Eshabul meş'eme. Bu şekilde de durduk. Aleyhim nârum mü'sâde. Aleyhim nârum mü'sâde. Burada bakalım. Nârun yazıyor burada. Ama biz ne yaptık? Mim harfi geldi. İdgâm me'al kunne yaptık. Yani Gurne ile katıyoruz. Yine dudağımız ileride ötreli olduğu için. Nârun bir de tutuyoruz. Bu idgamlarda acele etmiyoruz. Şeddede nasıl tutuyorsak burada da aynı şekilde tutuyoruz ve gunneli. Nârun Buna da bakın burası şu hemze kırık var ya. Bunu eğer bir kere doğru öğrenirsek hepsini doğru okuruz. Narum müsade müsade Saat yine kalın deyince Aleyhim narum Sade. Evet bu ay bu sureyi celileyi de böyle böylelikle bitirmiş olduk. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumayı, ezberlemeyi, anlamayı ve ihlasla yaşamayı yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin diyelim. Allahu Teala'ya emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.